işlemini nasıl yaptığımı size en hızlı şekilde anlatmaya çalışacağım. İki tane kesilmiş parçam var. İkiye katlayarak tatları oluşturmasını istiyorum. Onlar için kullanacağım. Birisi bu. Diğeri de bu parçam. Ve yaka açıklığı olduğunu farz ettiğimiz bir parçamız daha var. Patımızı bu parçanın iki yan kısmına yerleştireceğiz. Şimdi burada en önemli nokta bu kısmında bulunan üçgenli kısmı. Ona özellikle yapmadım. Sizlere göstermek istediğim için bu yaka açıklığım ve yaka açıklığımın tam sağına ve soluna üçgen şekilde denk gelecek bir kesik atıyorum. Burası en iyi şekilde gösterecek olan kısmı. O yüzden size şu şekilde detaylıca göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada üçgen bir parça çıktı ortaya. Üçgenlik açıldı şu şekilde. Ve en son dikeceğimiz kısmı burası ve en iyi gösterecek yeri de bu kısmı iyi dikmek aslında. Şimdi dikiş işlemine geçiyorum. Parçalarımın uç kısımlarını düz bir dikiş geçip kapatıyorum. Özellikle beyaz kumaş ve siyah ip kullanıyorum. Net şekilde anlayabilmeniz için bu şekilde çalışıyorum. Normalde rengi rengine kullanmanız gerekiyor. Sabitledim. İkinci hissini de sabitliyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Yaka açıklığımızdan çok daha uzun parçalar kullanıyorum. En sonunda kesip kısaltacağız. Yalnız dikerken kolaylık olması için hep uzun parça kullanmakta fayda var. Birini sağ tarafına şu şekilde, birini sol tarafına yerleştiriyorum. Bu şekilde dikeceğim. Şimdi önce benim soluma denk gelen kısmı yerleştiriyorum. Tam hizasını aldım. İleri geri yaptım. Sökülmesini istemediğim için de dikiyorum. İlk parçamı diktim. Aynı işlemi ikinci parçam için de uyguluyorum. Yukarıdan ve aşağıdan fazlalık kısımlarını bırakarak dikiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta daha var. Hemen çıkartıp göstermek istiyorum. İkisinin de başlangıç ve bitişi aynı noktada. Kaydırmamaya özen gösterin dikerken. Ve bu şekilde diktikten sonra şöyle çeviriyorum. Arka kısmı alıyorum. Bunu da bu şekilde çeviriyorum. Ve arka kısmı alıyorum. Bakın. Yaka pat kısmı ortaya çıkmış oldu. Şuradaki üçgenliği görüyorsunuz. Şimdi bu üçgenliği de İç kısma alacağım. Yani arkasına. Bunları çevirdiğim gibi arkaya alacağım. Buradan çıkaracağım. Ve şuradaki 90 derecelik açıyı kaçırmamanız gerekiyor. Çok şık ve düzgün bir görüntü elde etmek için en dikkat etmeniz gereken yer burası. Açımı belirledim. Düz gelmesini sağladım. Ve bu üçgenliği de dikiyorum. Patım tamamlanmış olacak böylece. İşlem tamamlandı ve görüntü bu şekildeydi. Hiçbir hata olmadan tamamlanmış oldu. Şimdi fazlalık kısımlarını keserek çıkarabilirim. Aşağıdan ve yukarıdan fazlalığa gerek yok.
Son olarak bu kısımlarına overlock dikişi geçerek daha temiz bir görüntü elde edebilirim. Ve patım hazırlanmış oluyor.